Evet arkadaşlar şimdi Meral Akşener'in kurmuş olduğu İyi Parti'yi FETÖ'nün nasıl kurduğunu, FETÖ'nün emrettiğini, FETÖ istediği için Meral Akşener'in parti kurduğunu sizlere biraz sonra anlatacağım. Tarih tarih delil delil. Hepinizin hatırladığı üzere 7 Haziran 2015 seçimlerine kadar Devlet Bahçeli her zaman Recep Tayyip Erdoğan'a düşmandı. Hep eleştiriyordu, karşı geliyordu hiçbir zaman desteklemiyordu. Bunu bu yapmış olduğu karşıtlık FETÖ'nün de işine geliyordu. CHP'yi kaset kumpasına ele geçirmişti. İstediği milletvekilleri içindeydi. MHP'nin de içerisinde de, AKP'nin içerisinde de, HTB'nin içerisinde de FETÖ'nün gizli kripto milletvekilleri vardı. Hala da vardır. Şimdi bu milletvekillerinden güç alarak Bunları da çeşitli donelerle bunları bilgilendirip Devlet Bahçeli'yi de bazen bilerek bazen bilmeyerek Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kışkırtıp onunla durmadan tartışmaya sürüklüyordu. Hiçbir mecrada anlaşamıyorlardı. FETÖ Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir set olduğunu CHP ile birlik olursa bu seti bu barajın önündeki seti patlatıp ve bu barajdan taşan sularla da kollarla yani bunların kollarına yeterli miktarda suyun ulaşarak bunlar istedikleri milletvekili sayısına ulaşabileceklerini, bu kolları besleyeceğini düşünerek e, ima ederekten, önererekten e, Devlet Bahçeli'nin aklına girmeyi başardı. Kendi milletvekilleri ve ona e, FETÖ'ye bağlı kripto milletvekilleri sayesinden. daha sonra 7 Haziran seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan kazanamayınca 27-25 civarı eksik milletvekili çıktı. Yani hükümet kurmaya yetişmiyordu. Yetişemiyordu milletvekili sayısı, koltuk sayısı. Seçim uzatıldı. 1 Kasım'a uzatıldı. 2015 1 Kasım. A. 2015 1 Kasım e, arasında geçen 3 ay 4 ay zaman içerisinde CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ şöyle talimat verdi. Sen Devlet Bahçeli ve HDP ile birleş ve CHP'nin de milletvekillerinin birlik olması sayesinde Erdoğan'ı hem milletvekili sayısı bakımından geçiyorsunuz hem de hükümet kurma sayısına sahipsiniz koltuk olarak diye buna emir verdi. Kemal Kılıçdaroğlu da Devlet Bahçeli'ye bu teklifi sundu. Bunu kabul ederse Devlet Bahçeli'yi Başbakan yapma sözü de verdi. Devlet Bahçeli burada ayıktı. Dedi kendince şöyle düşündü. Şöyle de söyledi de zaten. HDP'nin olmuş olduğu hiçbir grupta ben yer almam. Askerimizi, polisimizi şehit eden terörist bir partiyle ben bir araya gelmem. Ondan sonra FETÖ gözünü açtı işte. Dedi ki yıllarca biz ilmik ilmik kurmuş olduğumuz emeklerimiz Devlet Bahçeli gibi sıradan onların demesiyle sıradan bir kişi yüzünden bütün hayallerimizi, ümitlerimizi, planlarımızı yıkamayız, yok edemeyiz. Devlet Bahçeli olduğu sürece biz Erdoğan'ı yenemeyeceğiz. Çünkü CHP'nin yeterli milletvekili sayısı yok. HDP ile birleşirse bu iş olmuyor. MHP'nin de kesin onlara katılması gerek. Çünkü Erdoğan'ı ancak böyle yenerler. O barajın önündeki seti böyle patlatabilirlerdi. Daha sonra 7 Haziran'da hükümet çıkmayınca 1 Kasım seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan halkın desteğini alarak büyük çoğunluğunu hükümet kurmayı başardı. Şimdi hükümeti kurduktan sonra bu kadar uğraşın arkasında tam Erdoğan'ı yıkabilecek aşamaya gelmiş olan FETÖ ve CHP büyük bir hayal kırıklığına uğradıktan sonra Devlet Bahçeli'nin de olduğu sürece Erdoğan'ı yıkamayacakları için Devlet Bahçeli'nin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ne yazık ki Devlet Bahçeli'nin de sapır saçma herhangi bir işi olmadığı için alevere dalevere herhangi bir oyun ya da Deniz Baykal örnek verelim onun gibi bir kasap kumpas olmadığı için Devlet Bahçeli'yi tehdit edemeyip onu indiremiyorlardı koltuktan. Çünkü onun bir hatasının eksini bulamıyordu FETÖ'nün elinde yoktu. Türkiye'de eksiği ve kusuru olmayan Devlet Bahçeli vardır. Bir de Recep Tayyip Erdoğan vardır. Bunun ikisini asla tehdit edip bunları koltuğundan aşağı ede, al aşağı edemezler. Bunların ailesiyle, yaşantılarıyla, geçmişleriyle asla tehdit edemiyorlar. Tehdit edilemeyecek kadar temiz geçmişe sahip bu iki kişi. O zaman dediler biz MHP'yi ele geçirmemiz lazım. Ne yapacağız o zaman? Meral Akşener ayaklanma operasyonunu başlattı. Başlattıktan sonra iki sene olmasına rağmen MHP'nin içerisinde genel başkanlık seçimi Meral Akşener ayaklandı ve Devlet Bahçeli'ye kafa tutmaya başladı. Bu işi MHP'yi ele geçirmek şartıyla bu işi mahkemeye taşıdı. Mahkemedeki FETÖ'cü hakim ve savcılar göreve geldiler. Olağanüstü kongreye MHP gidebilir kararı aldılar. Bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'yi saraya çağırarak şöyle söyledi. Hakan Fidan da arka kapıdan girerek bütün belgeleri, delilleri, e-mail'leri, telefon konuşmaları, çalışmaları, hakimleri, savcıları tümünü ispatıyla önüne koyarak dedi er, e, Devlet Bahçeli'ye şöyle söyledi. Dedi bak senin ipini çekiyorlar. Sen olduğun sürece HDP ile işbirliğine gitmeyecek MP. Sen olmaz isen eğer ki MHP'nin başında Meral Akşener gibi bir kişi olursa Kılıçdaroğlu da CHP'nin başında olduğu sürece HDP'de yanlarına alıp ülkeyi darma duman edecekler ve AKP'nin önüne geçip istedikleri gibi İsrail'e, Amerika'ya e, ve FETÖ'nün eline devleti teslim edip peşkeş çekecekler dedi. İyi düşün, iyi adım at, iyi karar ver. Bakın savcılar hazır. Mesainin bitmesine 10 dakika kala. Olağanüstü kongreye MHP gidebilir diye karar aldılar. Bu kararın sonunda olağanüstü kongre kesin yapılacak. MHP'nin delegeleri, seçmenleri, oy verenlerin kimisini kasetle, ellerindeki belgelerle, bilgilerle, kimisini FETÖ'nün elinde. Çünkü her şey var. Bütün bu önemli başkan, başkan yardımcıları varsa hepsinin konferans salonlarına gitmiş olduğu toplantılarda herhangi bir yerde ne kadar müdür, müdür yardımcısı, savcı, hakim varsa hepsinin kaset kumpası gizli şifreleri FETÖ'nün elinde dosya dosya bilgi görüntüleri var. Kimisini CD ile kasetle tehdit ederek, kimisini ailesiyle tehdit ederek, kimisini satın alarak bu delegelerin hepsini Meral Akşener'in yönünde kullanmaya ikna edecekler ve seni o koltuktan indirip senin kabul etmediğin HDP olan işbirliğini 2019 seçimlerinde CHP, HDP ve MHP üçlü koalisyon birlik olup Ak Partiyi yenip ülkeyi de biraz önce saymış olduğum kişilere peşkeş çekecekler diye gözünü açtı. Bu delillerin hepsini gören Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanının yanında yer almaya karar verdi. Anında başkanlık sistemini kendisi dile getirdi ve MHP, e, Ak Parti'nin yanında yer aldı ve Cumhur İttifakı kurulmaya başlandı. Bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu işe el atması üzerine delegelerini ele geçiremeyeceğini anlayan Meral Akşener anında parti kurma hazırlığına geçti. Bakın size şunu söylüyorum. 1 Kasım 2015. 1 Kasım. Kasım, Aralık, Ocak. Bakın Kasım, Aralık, Ocak. Yani bir ay sonra 2016 oluyor. 2016'nın 15 Temmuz'unda ne oldu? Darbe oldu. 15 Temmuz darbesinden Birkaç ay önce Meral Akşener televizyonlara çıkıp ne dedi? Ben başbakan olacağım. Ben başbakan olacağım. Recep Tayyip Erdoğan'a mittikte de bağırdı dedi ki 15'inden sonra göreceksiniz. 15'inden sonra her şey değişecek. Ben başbakan olacağım. Bu düzen böyle gitmeyecek. Yurtta sul, cihanda sul diye Meral Akşener'in hep yayınları var. Açın bakın. Bakın. 1 Kasım 15 Temmuz 2016 arasında 5-6 ay var. Bak bu tarihe çok önem veriyorum. Bu bunu iyi dinleyin. 5-6 ay arasında MHP'den ayrılması 1 Kasım'dan sonra oldu. Ayrıldıktan sonra bir kadın olarak daha önce hiçbir geçmişi olmamasına rağmen, hiçbir altyapısı olmamasına rağmen Türkiye'nin her yerinde bakın, her ilinde, her ilçesinde hatta köylere varıncaya kadar her tarafta İyi Parti'nin teşkilatı kuruldu siyaset binası, teşkilatı kurularak başkanlık, başkan yardımcı, bütün bunlar hepsi dernekler oluşturuldu. Parti üyeleri olarak hepsi seçildi. Bir anda Türkiye'de 2019 seçimine hazırlandı ve milletvekili, gerekli milletvekili sayısını alıp barajı da geçerek bu ülkeye, bu ülkenin dördüncü partisi olarak meclise verdi. Ya arkadaşlar bak size işte şunu söyleyeyim. 6 ay kadar söylüyorum. Siz kendiniz olsanız, İstediğiniz kadar tanının yani. Onun tanınmışlığı da yoktu zaten. Bakın 5-6 ay kadar bir zaman diyorum. Bugün bir parti kurmak istiyorsanız parti kurmanın belirli bir prosedürleri var. Onu onu o bir ayrı onu kurar diyelim. Hadi onu kurdu. Ama siz illerde, ilçelerde eğer ki bir dernek kurmak istiyorsanız sizin başkan olması lazım. Başkan yardımcısı olması lazım. Sekreter olması lazım. Halkla ilişkiler olması lazım. Bak bunlar üye halkla ilişkiler. Siyaset kolları başkanı olması lazım. Gençlik kolları başkanı olması lazım. Aynı şekilde kadın kadın başkan, kadın kolları, kadın halkla ilişkiler, kadın siyaset kolları bütün bunlar hepsi olması lazım ve 70-80 civarında da üye olması lazım. Parti kuruyorsunuz üye. Bu üyeyi de hepsine Topladın, biriktirdin. isimler, adresler, her şey var. Prosedür uygun. Gidiyorsun belediyeye, valiliğe bunu onaylatıyorsun. Sen bu derneği kurabilirsin, bu partiyi kurabilirsin. Her şeyin onaylanmıştı. Doğrudur, nizamdır. Şişirme, yalan, adres falan filan yok. Bunlar sicili de temiz. Sicil kontrolünden de geçiyorlar. Ondan sonra diyorlar tamam sen orada dernek e, teşkilatı açabilirsiniz. iyi Parti teşkilatını. Bakın her ilde, her ilçede diyorum. Ya bu kadın 3-4 ay kadar zaman içerisinde ne ara Güneydoğu'ya gitti. Ne ara Karadeniz'e gitti. Ne ara Akdeniz'e gitti. Ne ara Marmara'ya gitti. İç Anadolu'ya gitti. Daha gitmediği şehirlerde bu kadının dernekleri kuruldu. Şimdi İyi Parti teşkilatları var. Şimdi size bir çanta dolusu para versem. Size desem ki ne Türkiye'nin her yerinde gidin gezin tozun. Bana her yerinden birer ev kiralayın ya da birer iş yeri kiralayın diyeyim her şehirde. Ömrünüz yetmez iki senede kardeşim. İki senede ömrünüz yetmez bu kadına kim yardım etti? İşte sivil FETÖcüler devreye orada girdi işte. Bakın, FETÖ orada buna kurdurdu. Hepsine talimatı verdi. Hepiniz gidip Meral Akşener'e yardım edeceksiniz dedi ve anında Meral Akşener'e olup hepsi parti kurmaya yardım ettiler. Teşkilat oldular. FETÖ'nün tamamı Meral Akşener'in kurmuş olduğu partinin içinde yer aldılar. Şimdi bir bir şehirde ya bir bina kiralıyorsunuz. Düşünün yani siz şahıssınız bir iş yeri kiraladığınızı düşünün. O iş yerine kiralamak için kontrat yapıyorsunuz. Önce önce bakıyorsunuz, randevu yapıyorsunuz, gidiyorsunuz, beğeniyorsunuz, kontrat yapıyorsunuz, kaporanızı ödüyorsunuz. Kaporadan sonra sözleşmeyi aldıktan sonra doğalgaza abonelik, elektrik abonelik, su abonelik, oraya eşya taşıyorsun, bilgisayar alıyorsun, masa alıyorsun, bayrağını falan asıyorsun. Yani içeriye ne kadar yani bütün bu hazırlıkların hepsini yapıyorsun. Tezgahını, şununu bunu, kilidini. Ondan sonra üyelerinin her şeyini yapıyorsun. Ondan sonra prosedürlerin her şeyin uygunsa Ondan sonra teşkilatın kurulmuş oluyor. Ya kardeşim bunu bir tanesini bu söylediğim şu saydığım şeyleri bu doğalgaz elektrik şu sadece bunların aboneliği yani 3-5 hafta sürüyor zaten. Yani sadece bunların abonelikler oradan oraya oradan oraya kontrat imzalıyorsun kapora veriyorsun emlakçıyla anlaşıyorsun yani gidiyorsun bakıyorsun beğeniyorsun iki kat 3 kat giriş çıkış zemin kaçak güçek yani hırsızlık olur mu olmaz mı bilgisayar sistemleri kurma partinin yani logoları şunları bunları getiriyorsun teknisyen şunu bunu yani bunlar FETÖ'cülerin eli parmağı olmadan bütün bunlar nasıl yapabilirsiniz söyleyin bana ya her teşkilatta kadın bunlara birer birer gidip de kendim açtı bu adamların sicillerini kontrolüm etti bunlar iyi partinin üyesi miydi gerçekten iyi parti sevdalısı mı ne arayı partili oldular. Ne ara başkanlığa aday oldular? Ne ara Meral sevdiler? Meralcı oldular. Nereden tanıştı? Sicilleri bunlara uygun mu? Meral'e Meral'ın içe girmiş bir ajan mı ya da Meral bunları ne ara arkadaş oldu, tanış oldu? Birden can ciğer oldular da delege oldular, başkan oldular, yardımcı oldular. Yani atandılar. FETÖ olmasaydı, FETÖ yapmasaydı ya şimdi şu anda dedim ya size bir, bir çanta dolusu para verim içi euro dolu olsun, dolar dolu olsun. Git Türkiye'de 3-5 tane şehir gez oradan bana bir yer kirala oranın elektriğinin sunu şunu bunu yap desem 1,5-2 sene de halledersiniz. Ya. Otobüs bugün İstanbul'dan Diyarbakır'a 24-25 saatte gidiyor. Belki 30 saati buluyor ya. Bu daha Güneydoğu daha gitmeden daha gitmediği Güneydoğu'nun bilmem ne bilmem ne illerinde ilçelerinde hepsinde teşkilatlar var. Karadeniz'in her yerinde Antalya'da her tarafta var ya. Daha gitmemişsin sen, daha gezinti, tura çıkmamışsın. Bir anda senin kolların, adamların orada bir anda dernek kurmuşlar. Anında ya başkanı var, yardımcısı var, delegesi var, her bir şeysi var. Fetö yapmadıysa bunu kim yaptı bunu? Kendisi mi yaptı? İşte Fetö'nün bütün kripto sivil elemanları, iş adamları, yani o kadar zengin olmayan e, devlet tarafından, devlet tarafından hani aranıp da devlet iç, e, arasında suç işlememiş. Daha sicil kaydı FETÖ'nün içine girmemiş. Bank Asya'dan veyahut da krediden veyahut da ne bileyim darbeden şuradan buradan isimlerle karışmamış. FETÖ'ye bağlı gizli elemanları sayesinde o adaylar, üyelikler hepsi anında Atatürkçü oldular, Meralcı oldular. Kimisi sağcı, aşırı sağcı, MHP'ci oldu. Her kılığa giriyorlar zaten. Anında Atatürkçü oluyorlar, anında milli oluyorlar, yerli oluyorlar, anında Erdoğancı da olabiliyorlar. Bütün bunların hepsini işte FETÖ'nün talimatıyla bu parti kuruldu. 3-5 ay içerisinde bütün bu delegelerde hep belediye e, izinler alındı. Bu binalar kiralandı. Ondan sonra da 2019 seçimlerinde girdi FETÖ'nün yardımı, desteğiyle CHP'nin de desteğiyle girdi meclise. Meral Akşener kendisinin bugüne kadar sergilemiş olduğu hiçbir siyaset, hiçbir vaadi gerçekleştirmiş olduğu hiçbir yapısı da yok. Sadece FETÖ'nün görev vermesi.